bu sene 2.65 trilyon lira borç alıyorsunuz. Yarısı hemen hemen faiz ödemelerine gidecek. Kırsal kalkınmaya faize verilecek paranın %2.4'ü. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na faize verilen paranın %14'ü. İstihdam programı için faize ayrılan paranın %19'u. Sanayinin geliştirilmesi, üretim ve yatırımların desteklenmesine ayrılan para faiz ödemesinin %6'sı. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin gelişmesi için faize ayrılan bütçenin 1/6'sı kalır. Turizmin geliştirilmesi için ayrılan para 5 milyar lira, faize verilecek paranın 1/4'ü. Ailenin korunması ve güçlendirilmesi faiz ödemesinin 9/1'i seviyesini. Hukuk ve adalet için ayrılan kaynak faize ayrılan paranın %16'sı. Faize gidecek 1.25 trilyon lira ile tam 1 milyon konut yapmak mümkün. Türkiye'de çiftçilerin tüm banka ve kooperatif borçlarının toplamı 535 milyar lira. Bu sene faize verilecek parayla bunu iki defa ödemeniz ve üzerine de elinize para kalması mümkün. Kamuya tek seferde 150 bin öğretmen atayıp 20 yıl boyunca bu 150 bin öğretmenin maaşlarını bu parayla ödeyebilirsiniz. 14 milyon EYT'linin tazminatlarını ödeyip 7 sene boyunca maaşlarını bu parayla verebilirsiniz. Türkiye'de 1 milyon neredeyse şirket 1,5 trilyon lira kar yaptı. Biz bu kadar bir parayı bir senede faize veriyoruz. Faize öyle bir para gidiyor ki 2024 yılında yapılacak bütün özelleştirmelerden elde edilecek gelir bir haftalık faiz ödemesine yetiyor. Bu parayla 4 tane İstanbul Havalimanı yapılabiliyor, 6 tane İstanbul-İzmir otoyolu yapılabiliyor ve 30 tane Avrasya Tüneli yapılabiliyor. Yeniden Refah Partisi olarak bizler denk bütçe şeklinde hazırlanmamış, önce millet anlayışıyla düzenlenmemiş 2024 yılı bütçesini kabul etmiyoruz. Buradan tüm yetkililere merhum Erbakan hocamızın sözleriyle seslenmek istiyorum. Kandaki faiz mikrobu temizlenmeden ne bütçenin ne de ülkenin iki yakasının bir araya gelmesi mümkün değil.